Van Hooijdonk Tankocu'yu uyarı, Fenerbahçe'de 4 maç kaybedersen hemen eve gönderilirsin. Gusi Dink ve Dik Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olması beklenen Filip Kocu'ya sarı lacivertlilerin Hollandalı efsane futbolcusu Pierre Van Hooijdonk'tan uyarı geldi. Ali Koç'un başkanlığa seçilmesiyle yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'ı 4 sezonda 3 kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Filip Kocu'yu takımın başına getirme çabası, Hollanda spor basınında sürpriz bir karar olarak karşılandı. Hollanda şaşkın BBC Türkçe'de Yusuf Özkan'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Kocu tercihini şaşırtıcı bulanlardan biri de Hollanda televizyonu, NOS yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre Van Hooijdonk. Demek ki BÜYÜK şans olarak görüyor, Kocu'nun PSV ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten Van Hooijdonk, Kocu, yaptığı anlaşmaya sadık kalan biridir. Demek ki, Fenerbahçe'nin teklifini çok önemli bir şans olarak görüyor, dedi. Fenerbahçe'ye, cadı kazanı, yakıştırması Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğuna işaret eden Van Hooijdonk, fanatik taraftarları ve sürekli çalkantılar nedeniyle aynı zamanda bir cadı kazanı olduğunu da belirtti. Hollandalı eski yıldız Kocu'ya, Fenerbahçe büyük bir kulüp, ancak 4 kez maç kaybedersen, hemen eve de gönderilebilirsin, uyarısını yaptı. Yeni başarılar KAZANDIRABİLİR, yine de Van Hooijdonk'a göre, Kocu'nun Fenerbahçe'de başarılı olması için önemli fırsatlar var. Geçen yıl 4 yıldır kupa kaldırmayan, bu sezon Galatasaray'ın ardından ikinci gelen ve Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden sarı lacivertli kulüpte Kocu yeni başarılara imza atabilir. PSV, FB bizimle GÖRİŞMEDN olmaz medyaya göre Hollandalı teknik direktörün Fenerbahçe'ye transferi sonuçlanmış olsa da, PSV genel direktörü Tuğum Gerbrand aynı görüşte değil. Gerbrand, PSV ile sözleşmesi devam eden Kocu konusunda Fenerbahçe'nin kendileriyle anlaşması gerektiğini belirtti. Kocu'dan boşalacak PSV teknik direktörlüğü için, halen Avustralya milli takımında kayınpederi Bert van Marwijk'in yardımcılığını yapan Mark van Bommel'in adı geçiyor.